Merhabalar, haydi gelin bugün de sizinle yeşil zeytin kuralım. Yeşil zeytin kurmak, siyah zeytin kurmaktan biraz daha zahmetli. Eldiven giydim çünkü zeytin meyvesini çizerken ellerinizi karaya boyayabilir ve karası kolay kolay çıkmaz. Zeytinlerimi çizme yeşil zeytin yapıyorum. Şu şekilde bir çentik atıyorum ve kavanozuma atıyorum. Biliyorsunuz birçoğunuz zeytin meyvesi çok acı bir meyvedir. Bunun için ilk önce acısını 10 gün kadar arttırmak için uğraşacağız. Bunun için de bir yöntemimiz var. Şimdi ben tüm zeytinimi çizeyim. Şöyle kavanozuma koyayım. Sonra detayları paylaşayım. Zeytinimizde diyelim ki şöyle bir bere var. Şöyle kesip bakıyoruz. Tabii nimet çöpe atmayacağız. Eğer içine gördüğünüz gibi işlememişse kavanozumuza atabiliriz. Eğer zeytinimizin içine işleseydi o zeytini kullanmayacaktık bere. Bu şekilde çizmeye ben devam ediyorum. Böyle elime gelen bereli olursa yine size göstereceğim. Bir tane daha şöyle bereli geldi. Şöyle içini kesip bakıyorum. Kabuğunda gözüküyor. Hayır. Bunun biraz da içine işlemiş. Şöyle işlediği kısmı kesiyorum. Taraftan da. Yani içine işleyen kısmı da alabiliyoruz. Eğer çok büyük bir beresi varsa kullanmıyoruz. Bunu ayırabiliriz mesela. Çünkü artık zeytinimizin yara içine işlemiş. Diğer zeytinlerimiz de bozabilir. Zeytinlerimi şöyle kavanoza koydum. Üzerine de çeşme suyu koydum. Şimdi üzerine bir ağırlık koyuyorum. Bu ağırlığı koyma sebebim benim şöyle taşlarım vardı. Taşlarımı sardım. Zeytinlerin suyun üzerine çıkmasını istemiyorum. Çünkü çıkarsa meyveleri bozulur. Meyveleri bozulursa sudaki diğer meyveleri de bozar, küflenir. Şimdi 2 gün bu suyun içinde bu şekilde zeytinlerim bekleyecek. 2 gün sonra tekrar suyunu süzüp yeniden çeşme suyu koyacağız. Bunu bu şekilde yaklaşık 10 gün falan acısının gitmesini bekleyeceğiz. Yani 5 kere falan suyunu değiştireceğiz. Sonra tadına bakarız, acılığına. Tamam, bu bizim yiyebileceğimiz acılıkta dediğimiz zaman salamurasını yapacağız. Hepsini aşama aşama videolarını çekeceğim ben size. Şimdi yeşil zeytinimizi 2 gün dinlenmeye bırakıyorum. 2 gün sonra tekrar suyunu değiştireceğim. 10 gün sonra yeşil zeytinimizi kurma işlemine devam ediyoruz. Şimdi yeşil zeytinim şöyle gördüğünüz üzere renk değiştirdi. Acı suyunu attı. Son kez suyunu nasıl değiştirdiğimi göstereyim. 2 günde bir bu şekilde zeytinimin suyunu değiştirdim. Üzerine ağırlık olması için taş koymuştum. Şimdi zeytinimi her gün şu şekilde lavaboya suyunu döktüm. Burada çeşme suyu kullandım. 2 güne bir değiştirdim ve tadına baktım. Artık bu benim yiyebileceğim kıvama geldi dedim. Ve şimdi salamurasını yapıyorum. Şöyle zeytinimizin suyunu döküyoruz. Artık iyi su kullanacağız bu aşamada. Ya da kaynamış, soğumuş su kullanacağız. Bu çok önemli. Şöyle kabıma şimdi kaynatılmış, soğutulmuş 1 litre su koyuyorum. Deniz suyu tadında olacak. Şimdi eskiden büyüklerimiz deniz suyuyla kurarlarmış zeytini. Babaanneler, daha büyükler. Biz tabii mümkün değil. Biz kaya tuzu kullanacağız. Deniz suyu derken hangi denizin suyu? Ege Denizi'nin suyu, benim memleketimin denizinin suyu. Şimdi suyumun içerisine kaya tuzu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı. Şöyle ve karıştıra karıştıra eriteceğim. Sonra bir çay kaşığı ile tadına bakacağım. Limon tuzu da ilave edebilirsiniz. 1 çay kaşığı da. Hatta biz de ilave edelim. Ben limon tuzunu seviyorum. Bazı arkadaşlarım eklemeyi tercih etmiyorlar. Şöyle çok az, 2-3 tane de limon tuzu ilave ediyorum. Ve bu kaya tuzum eriyene kadar karıştırıyorum. Sonra tekrar tadına bakacağız. Biraz daha ilave gerekiyorsa birazcık daha ilave edeceğiz. Ve zeytinimizi salamura yapıp bir hafta bekledikten sonra zeytinimiz hazır. Yeşil zeytin en sevdiğim zeytindir bu arada. Şöyle karıştırıyorum bakalım. İyice erisin kaya tuzum suyun içinde.
Şimdi şöyle bir tadına bakayım çay kaşığım ile. Bakalım Ege Denizi tadını yakaladık mı? Evet. Çok iyi. Tam deniz tadında. Kaya tuzum iyice eridi. Şimdi zeytinimin üzerine ilave ediyorum. Ve bir hafta daha zeytinimiz salamurada bekleyecek bu su ile. Ondan sonra da yemeğe hazır olacak. Yağlayacağız, limonlayacağız ve yiyeceğiz. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Şimdi tekrar kapatalım kapağını. Yine üzerine ağırlık koyacağım. Ağırlık da koyabilirsiniz ya da böyle pazarlarda plastikler satılıyor. Zeytinler yukarı çıkmasın. Burada ağırlık koymadaki amacımız küflenmesin diye. Plastik o kapaklardan da kullanabilirsiniz. Hadi ben zeytinimi kapatıyorum şimdi. Zeytinimin üzerine ağırlık koydum. Kapağını sıkıca kapatıyorum. Bir hafta biz dinleneceğiz. Ondan sonra yağlayıp limonlayıp yiyeceğiz.